cübbesini giymek üzere Sayın Kevser Dumlupınar'ı sahneye davet ediyorum. Ben bunu hep son dönemlerde uzun boylu arkadaşlar çok. Yoksa siz kısa. Tam gereken bir. Meslektaşlarım, sevgili meslektaş adaylarım, çok değerli konuklar. Törenimize hoş geldiniz. Tören başında telefonlarınızı sessize almanızı rica ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Baro Başkanımız Sayın Avukat Sefa Yılmaz'ı mikrofona davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz önce törene katıldığınız için şahsım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlarımız 4 yıllık bir hukuk eğitiminden sonra 1 yıllık bir staj dönemini tamamladılar. Evet zor bir dönem, sıkıntılı bir dönem. Üstelik ülke koşulları bu kadar zorken bu stajı tamamlamak, okulu tamamlamak sonrasında da hak mücadelesine başlamak gerçekten bu koşullar altında olağanüstü özveri isteyen bir durum. Çünkü bu toplantıları salı günü yapıyoruz. Birçok toplantıda da söylemiştim. Hak mücadelesi vermek çok zor. Avukatlık mesleği çok onurlu bir meslek. Avukatlık mesleği çok değerli bir meslek. Aslında böyle sosyolojik anlamda bakarsanız, biraz da bilimsel anlamda avukatlık mesleğinin olmadığı yerde aslında ne yargının bağımsızlığını ne de buna bağlı olarak hukuk devletini ya da hukukun üstünlüğünü görebilirsiniz. Avukatın olmadığı yerde yurttaşın sesi yoktur. Avukatın olmadığı yerde kadının sesi yoktur. Avukatın olmadığı yerde çocuğun sesi yoktur. Doğanın sesi yoktur, tabiatın sesi yoktur. O yüzden avukatlık kanunu da yargının kurucu unsuru olarak kabul eder birinci madde avukatlık mesleğini. Ve bunun yanında bizlere, barolara ve yönetim kurullarına hukukun üstünlüğünü savunmak ve temel hak ve özgürlükleri savunmak, geliştirmek ve bunlara işlerlik kazandırmak görevini yükler. Bizler baro olarak sadece avukatlar arasındaki dayanışmayı, avukatların birbiriyle olan ilişkilerini ya da yargıyla olan ilişkilerini
ya da farklı alanlarda kamu kurumlarıyla olan ilişkilerini değil. Aslında biz doğrudan hukukun üstünlüğünü savunan ve bu çerçevede birlikte dayanışma içerisinde olması gereken bir mesleği ifade ediyoruz. Az önce de söyledim. Demokrasinin temel şartı hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti olmanın en temel argümanı da bağımsız ve tarafsız yargıdır. Eğer bir yargının bağımsız olmasından bahsediyorsanız işte orada savunma mesleğinin olması lazım. Savunma mesleğinin olmadığı yerde bağımsız bir yargıdan da bahsetmek mümkün değildir. İşte bu koşullar altında bir mesleğe başlıyorsunuz. Ben İzmir Barosu'nun bulunduğunuz her alanda sizlerin yanında olacağı konusundaki düşüncesini bir daha ifade etmek istiyorum ama bizlerin de sizlerden talepleri var. O da şudur. Dün akşam quiz night var biliyorsunuz. Belki katılanlarımız da oldu Bora Bahçe'de. Orada bir soru geldi. Sorulardan bir tanesi şuydu. İzmir Barosu'nun kaç merkezi ve bu şeyleri var, çalışma alanları var. Değil mi? Sorulardan bir tanesi buydu. Komisyon var. Evet, İzmir Barosu'nun 15 merkezi, 20'de komisyonu var. 35 alt komisyon gibi düşündüğünüz bir çerçevede çalışıyoruz. Aslında bütün hazırlıklar orada yapılıyor. Bütün mutfak orada. Biz burada görünen 11 kişi orada hazırlanan ve orada şekillendirilen çalışmaların kararlarını veriyoruz. Bizim sizden ricamız işte o 35 merkez ve komisyonda sizlerin de seçtiğiniz alanlarda bizlere destek olmanız, oralarda çalışmanız. Şimdiden İzmir Barosu'na hoş geldiniz diyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Başkanımıza açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, törenimiz iki aşamadan oluşmakta. İlk aşamada cübbelerin giyilmesi, ikinci aşamada ise yeminlerin edası ve ruhsatların takdimi şeklinde gerçekleşecektir. En son bir aile fotoğrafı çekileceğimizden cübbesini giyen meslektaşların buradan ayrılmamasını rica ederiz. Hatırlatmak isteriz ki tüm tören boyunca hem fotoğraf hem de video kaydı alınmak suretiyle kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra bunları barodan temin edebilirsiniz. Şimdi cübbesini giymek üzere Sayın Gizem Güven'i, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Burak Yılmaz, Sayın Avukat Muammer Can Korkor'u sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Fatma Hazal Uzunoğlu'nu, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Neşen Batur, Sayın Avukat Aslı Karhan Liman'ı sahneye davet ediyorum. Yakup Ali Dağtekin'i, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Özer Güngör'ü sahneye davet ediyorum. Cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Özgür Pınar'ı sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Büşra Ergüven'i,
cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Ferhan Güven Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Ayça Güneş'i, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Göktuğ Burcuoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Mert Karakoç'u, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Erdem Oktar'ı sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Asena Kaya'yı, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Bülent Kaptan'ı sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Erhan İldem'i, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Sedat Ekinbaş'ı sahneye davet ediyorum. Cübbesini giymek üzere Sayın Özge Pembegül'ü, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Burcu Ece Güler'i sahneye davet ediyorum. Sizi lütfen. Cübbesini giymek üzere Sayın Hüseyin Güzeli, cübbesini giydirmek üzere alkış başkanı ama adaya. Cübbesini giymek üzere Sayın Kevser Durumu Pınar'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Metin Önay'ı sahneye davet ediyorum. Başka?
Cumhurbaşkanı basamağı mı çıksaydı? Yükesini giymek üzere Sayın Batuhan Ölmez'i sahneye davet Cübbesini giymek üzere Sayın Saadet Nur Birsenoğlu, cübbesini giydirmek üzere Sayın Avukat Melike Zeytin Çelikeli sahneye davet ediyorum. Geçiyoruz. Sevgili meslektaş adaylarımız tören yemin metni kürsüde bulunmakta. Lütfen metne sadık kalarak yemininizi eda etmenizi rica ederiz. Değerli konuklar, yemin faaliyeti ayakta dinlenilmesi gereken bir faaliyet olduğundan tören sonuna kadar hepinizi ayakta kalmaya davet ediyorum. Mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Yeminini eda etmek üzere Sayın Fatma Hazal Uzunoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Yeminini eda etmek üzere Sayın Yakup Ali Dağtekin'i kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Eda etmek üzere Sayın Üzeyir Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Sayın Büşra Ergüven'i kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim. Sayın Ayça Güneş'i kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Sayın
Sayın Mert Karakoç'u kürsüye davet ediyor. Yemin etmeden önce siz değerli misafirlerimizin huzurunda staj eğitimimiz ve staj zamanımız boyunca bize mesleğin onurunu ve ahlakın doğrularını öğreten burada bulunmayanlar için de burada bulunanlara çok teşekkür etmek istiyorum üstadlarımıza. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Asena Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Kürsüye davet ediyorum. Sayın Saadet Nur Birsen Oğlu kürsüye davet ediyorum. Sayın Hüseyin Güzel'i kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusu ve vicdanım üzerine and içerim. Kevser Dumlu Pınar'ı kürsüye davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Davet ediyorum. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine hak edeceğim. Tekrar.
Sayın Batuhan Ölmez'i kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, buyurun lütfen. Yaklaşık yarım saat önce avukat değildi genç arkadaşlarımız. Tabii bu süreçte 45 günlük bir süre aşağı yukarı önce söylemiştim. Bir avukat, bir stajyer arkadaşlar. Artık avukat oldular. İzmir Barosu'nun mücadelesine destek vermek, omuz vermek, birlikte yürümek için ben avukat ünvanlarınızla birlikte sizi kürsüye davet edeceğim. İzmir Barosu'na hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Sayın Avukat Gizem Güven. Sayın Avukat Fatma Azal Üzüloğlu. Sayın Avukat Yakup Ali Rahatlı. Sayın Avukat Üzeyir Aslan. Sayın Avukat Büşra Ergüven. Sayın Avukat Fatih Güven. Sayın Avukat Mert Karabük. Sayın Avukat Aslan Kaya. Sayın Avukat Ölge Kandegül. Sayın Avukat Sabitli Gizmoğlu. Sayın Avukat Hüseyin Güzel, Sayın Avukat Kevser Bulutmar, Sayın Avukat Mehmet Ömer, Sayın Avukat Batuhan Ömer. Hepinize başarılar diliyorum. İzmir Barosu'na hoş geldiniz diyorum. Organizasyonu yapıyorsunuz. Şimdi elçin adım emeklilikten sonra Sayın Kevser Dumlu Pınar'ı kürsüye davet ediyorum. Ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine hak edeceğim. Batuhan Ölmez.